Ameliyat yöntemlerini iki şekilde değerlendirebiliriz. Açık ve kapalı yöntemler. Kapalı yöntem laparoskopi biliyorsunuz günümüzde artık e, birçok e, ameliyat e, hastalıkta kullanılabiliyor. Açık yöntemlerde neler yapılıyor? E, graft dediğimiz, e, önceki yıllarda ağ örmeler yapılıyordu. İpliklerle biz kendilerimiz graft benzeri şeyler yapıp o bölgeyi destekliyorduk. Ama günümüzde e, olun, graft dediğimiz e, özel yapılmış ürünler var. Bunlar o bölgede kullanılabiliyor. E, o bölgeyi sağlamlaştırıp fibroz oluşturuyor ve e, fıtığın tekrarlamasını engellemiş oluyor. Bunun ideali laparoskopi e, laparoskopik yöntemle yapmak. Göbek fıtıklarında artık hemen hemen hepsini laparoskopik yöntemle yapmayı biz öneriyoruz. Kasık fıtıklarında iki taraflıysa e, özellikle nüks fıtıklarsa yine laparoskopik yapmayı öneriyoruz. E, hmm. greftimiz sanırım diğer tarafta kaldı. Evet tamam. Yaman. Şimdi bu arada sen lütfen bize kapalı ameliyat yönteminden evet. biraz bahset. Safra kesesi ameliyatı olan hastalarımız biliyordur. Karında 3 veya 4 tane deliyoruz ama laparoskop e, fıtıklarda 3 tane küçük yarım santimlik e, kesi yapıyoruz. Onlardan bu aletlerle girdikten sonra bağırsakları ve bağırsağın etrafındaki yağ dokusunu karnın içerisine doğru aldıktan sonra hı hı. yamamızı koyuyoruz. Videomuz var aslında. Onu da e, ekrana yansıtabilirsek birazdan evet. videoyla da güzel gösterebiliriz. Buldum. Böyle, evet. Evet. Yamalarımız <laughs> burada. Aynen böyle. Şunları görüyorsunuz. Aa, aynen böyle öyle. sineklik gibi. Böyle. Bayağı sineklik gibi bu. <laughs> evet, aynen. Şöyle bakın. Plastik. Hanımlar vardır ya camın dışına taktığımız sineklikler. Sert. Şey, yani makette gösterebiliriz evet. isterseniz. Tamam. Böyle ne yapıyoruz. istersen. Şöyle. Şimdi esasında bu hani dıştan görüntüdü. İçeriye bakalım. Tamam, i̇çeride içerisi. nasıl oluyor? Bir onun görüntüsünü yapalım. Önce böyle koyalım. Biraz sonra videoda da göstereceğiz. Bunu evet. yamayı bu şekilde kapattıktan sonra, bakın bu zar yırtık olan kısım burasıydı. Şu çevreleri de bununla çakaraktan böyle özel metal dikişler bunlar. Emilebilenleri de var. Bu bölgeleri e, tutturduktan sonra e, sağlamlaftığı tamamlıyoruz. Yani biz oluyoruz. şu anda karnın içinden bakıyoruz aslında. Hani kapalı olarak karnın içine giriliyor. Daha sonra bu gref dediğimiz, bu A şeklinde. Delik olan yere yerleştiriliyor ve şu anda görüyorsunuz bakın evet. karın içindeki bir e, organın fıtıklaşmış hali. Daha sonra geri çekiyorsun herhalde değil evet, mi? Evet fıtığı çektik şimdi yağ dokusu. Bakın oradaki A delik evet. şu anda çok belirgin. Fıtık burası gördüğünüz evet. gibi. Şuradaki de yama. Yamayı da karnın içine koyduk. Bakın şimdi karnın duvarına yapıştırdıktan sonra aynı biraz önce gösterdiğimiz gibi makette o bölgeleri şimdi elimizdeki cihazla çakmaya başlıyoruz. Takır oraları yapıştırmaya başladık. Bakın. Peki organlar yapışmıyor mu oraya Hakan? Hayır bunlar özel greftler. Özellikle yapışmayan türlerinden önceki yıllarda işte bunlar açık e, cerrahide kullanılanlar aslında. Evet. Bunları açık e, kapalı laparoskopik cerrahide kullanmıyoruz. Çünkü bunlar açık cerrahide... E, kullanılırsa karın içerisine bağırsakların üzerine bunlar da kötü bir ameliyat yöntemi oluyor. Bağırsaklarda daha sonra fistül dediğimiz yapışıklıklar olabiliyor. O yüzden mutlaka iyi kaliteli ürünlerle yapmak gerekiyor. Ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyatlar hastaya göre göbek fıtıkları 20 ile 1 saat dakika, 20 dakikayla 1 saat arası sürebilir. Kasık fıtıkları da genellikle yarım saatte 1 saat arasında tamamlanmış oluyor. Deminki sorularınıza devam edeyim istiyorsanız hastalar genellikle ne Ayak... kadar zamanda ayağa kalkıyor? Aynı gün ayağa kalkıyorlar. Aynı Hatta kalkıyor. alt peşinde aynı günde taburcu edebiliyoruz hastalarımız ama genellikle bizim toplumumuz bir gün yatmak istiyor hastanede. Ağır kesitleri yapılıyor. Son ee... soru kendini tekrar eden bir rahatsızlık mı? Tekrar onu normalde iyi yapılmış bir cerrahiden sonra normalde binde bir ikilerde fıtık nüksü tekrarı Ama iyi bir teknik uygulanmadıysa veya e, demin söylediğimiz gibi bunlar kullanmayıp sadece dikişlerle tamir edildiyse bu oranlar %5 onlara kadar çıkabiliyor. E, o da çok yüksek bir oran. Biz yararıda %5'i çok yüksek bir komplikasyon oranı gösteririz. Binde birlerde olması gerekiyor.